Merhaba, Soğuk Savaş'ın 2. sezonunun 29. bölümüne hoş geldiniz. Bugün bizlerle... Şimdi bir dakika. Çok kişi var. Berrak Tüzün Ataç, Boran Kuzum, Meriç Aral, Şebnem Bozoklu, Melikşah tanıyorsunuz zaten. Melikşah da burada. Özge Özpirinççi, Engin Öztürk. Bravo. Helal olsun be. Bizlerle. Gerisini unuttum ama bunların hepsini aklımda tuttuğum için. Nasılsınız? Makyaj mı yapılıyor? Ben her hafta bir galaya katıldığım için. Ha, ikiniz de canım. Konuşmak normal. Bizim kanal oldu. Engem sen neredesin? Yoldasın galiba. Tuzla'ya gidiyorum set için. Tuzla'ya. Çünkü bu kötü bir şakamı sizce yeterince yani. Ha. Hayır şekilde hep eğlendi. Bildirdik. Kolay gelsin. Özge Hanım da makyajda. Galanın makyajı mı? Evet, bu akşam da bir galaya katılıyorum. Ben bütün şakalarımı kızlara verdim. Kızlar benim yerime yapacaklar berbat şakalarımı. Teşekkür ediyoruz buradan. Çok sağ olun. O zaman öpüyoruz sizi. Bay bay bay. Bütün kötü şakaları yapacağız. Bay bay. Sakın gülmeyin. Hırslı girl. Tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Çok teşekkürler siz. Biz de iyi. Sağ olun. Filminiz vizyona girdi. Biz böyleyiz. Hayırlı olsun. Evet. Çok keyifli bir film yaptınız. Başlı bir yerle. Siz çekerken çok eğlendiniz. Umarım biz de izleriz. Çok keyifli bir yapısı olan. Çok film yaptık. Isım sıcak bir hikaye. Kış günü içimizi ısıtıyor. Sizi Ege sahillerine götürecek bir eser. Tamam. İzleyelim. Yani. Şimdi de o gördü. Ekstra bir şey söylemek ister misiniz? Şöyle hazırlandık, böyle hazırlandık, böyle yeneceğiz sizi. Dirty Talk, Trash Talk pardon. Dirty Talk değil de. Özür diliyorum. Yenelim mi sizi? Oynayan sürçmene sağlık. Tabii ki perişan etmeye geldiler. Biz zaten... utanması olmayan bir grup insanız. Arsızız. Bu formata uygun olduğumuzu düşünüyorum. YouTuber olmayı düşünüyorum. YouTuber olmayı düşünmüyorum ama böyle işte YouTube konsomasyonuna devam etmeyi planlıyorum. Eşin dostum programlarına iştirak ederek. Melikşah çalıştırdı galiba sizi. Melikşah çalıştırdı. Hoca olarak. Koçing. Melikşah motive etti herkesi. Evet, göreceğiz bakalım ne kadar. Ha, biz de hazırız. Zaman... Sonra bütün şakalarımız hazır. Evet. Hazır mısınız? Ben geçen de böyle dediniz kaldık anten gibi şey. Yok evet. Yok. Yine öyle oldu. Ben başlamak kaldım ya. O zaman... Oturdun oraya başlayacaksın. Ne biçim de... Aynen. Benden mi? O zaman başlayalım. Ay tamam. Gülersen kaybedersin. Hangisi o acaba? Hangisi? Çok pardon. Tabii. Koçtan beni. Herhangi bir date'imi izliyorsunuz şu an bu arada. Ya ne olacaksa olsun artık ya. Bizim zaten prensibimiz o. Hadi bakalım. Ay çok şimdiden utanıyorum. Harika. 2 yıldır utanıyorum. Başlayayım mı? Tamam. Atalarının Türk olduğu ortaya çıkan dünyaca ünlü rapçi Eminem'e sorun yaşadığı ve o sorunu aşamadığı sevgilisi hangi parçayı göndermiştir? Hangi parçayı? O kadar kötü ki. Bence biz spor almalıyız. Kaydır Gubbat Eminem de nasıl edelim de biz bu işi. Kazandık. Kapıyı kilitleyin. Ölülerin ardından muhteşem cenaze törenleri düzenleyen kişiye ne denir? Film festivalleri. Yani çok anarlar çünkü mesela sinemacıları gibi. Ölülerin ardından muhteşem cenaze törenleri düzenleyen kişiye ne denir? Bence muhteşem yani. Okey, nedir? Morganizatör. Ya gülmek de istedim ama... Yapayım bir kaydırı kutmak Cemil Erçak'a. Ne gülünüyor? Ben gülünüyor. Seyirciyi biraz tanı. Merhaba. Merhaba. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraları kesiyoruz. Hay Allah.
Genç, yakışıklı ve yetenekli bir aktörden iyilik eklerini atınca ne kalır? Ne kalır? Bora Kuzu. Güleyim mi? Güleyim mi? Hazırsanız sorunuz geliyor. Lütfen. Tarihle aranız nasıl? Yani fena değil. Futbolla? Yani ikisiyle tamam, de eşit değil. Bir seviyede tutuyorsun. Öyle hobilerini öğrenmeye çalışıyorum. geliyor soru. Çok iyi bir futbolcuyla Fatih Sultan Mehmet'in ortak noktası nedir? Nedir? İkisi de duran toplarda iyidir. Ama tabii alakamız olmayınca gülmüyoruz diyorsun. Şeyler. Dur. Benim Instagram storylerime ne denir? Ne denir? Marriage story. Hayır ya. Ankaralılarla aramız falan. Bunları mı Ankaralı arkadaşıma tuvaleti var mı diye sorduğumda ne cevap verdi? Ne cevap verdi? Hela. Türkiye'nin genç ve güzel oyuncularından biri olduğu için magazinle başı sürekli derde giren ve günümüzde yazarlık kariyeriyle de Beyaz Perde'de ben de varım diyen ünlümüz kimdir? Kimdir? Gupse Özay. Buna gülmeyin. Alternatif müzikle bir aramız falan var mıdır? Vardır. Aa süper. İyi. Gerçekten hobileri öğrenmiş. beni daha yakından tanımak için mi çağırdın bunu? Teşekkür ederim. 300 Spartalı'nın dağılmasına sebep olan bandonun adı nedir? Nedir? Dolu kadehi pers tut. Değil mi ya? Bayağı kötü aslında ama. Bayağı iğrenç bir şey. Çok kötü. Hadi. Selam abi. Merhaba, nasılsın? Aa iyiyim. Çok feci tezat oluyor şu anda. Nasıl bir tezat? Yani yakışıklı adam. Estağfurullah. Bence de estağfurullah. Estağfurullah. Sen Caner Özgürtuğ'la film yaparsın ama cenazene kim gelir? Kim gelir? Ayla ve Müslüm'ün yapımcısı. Sonra da onu filmine Merhaba, hoş geldin. Sen de hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin? Göbeğime baktın. Evet, bana baktı bayağı. Bariz baktı. Bayağı baktı. Ay, ona da hoş geldin. Hoş geldiniz. Onu mu konuşuyorsun acaba falan? sizi burada ağırlamak çok güzel, çok mutluyuz. Biz de burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için falan de kapatıyor programı. Bende değil mi sıra? Bende. Evet. Biz soru sormaya devam edelim. Mesela BDSM ile aran nasıl abi? Hakikaten onunla ilgili bir sorum var. Buyurun. Öğrenmeye çalışıyorum. Şaka değil ama soru var. İç Anadolu'da açılan ilk BDSM otelinin adı nedir? Nedir? Tasmalı Konak. Bravo abi, sendeyiz. Çok güzel. Güzel mi? Güzel. Şaka mı yoksa? Şaka. Güzel. İyi durumda olmayan meslektaşlarını laf sokarak ayakta tedavi eden rapçilere ne denir? Ne denir? Dispanser. Hakikaten bir rapçi ismi olur bu arada bundan. Kesin çok güzelmiş. O zaman ben de rap'le ilgili bir soru sorayım. Buyurun. Bütün yeni rapçilerin yaptığı parçalar neden birbirine çok benziyormuş? Neden? Beat salgını varmış. Yazdık, bana da yazdık ama olsun. Beraber gidiyoruz. Önceden sohbet etmeyecek miyiz? Ha, edelim. Benim olacağım. Bence yaptım. Nelerden hoşlanırsınız diye. O zaman ben hemen şakama geçiyorum. Benden bir şey çıkmayacağım öyle. Özür dilerim. Çok anladım, çok belli. Japonya'da özellikle mevsim geçişlerinde kulak burun boğaz doktorlarının en sık sorduğu soru nedir? Nedir? Anjin sen.
tekrar ediyorum. Anjin sen. Tekrar yok. MF grubuna dördüncü bir üye katılsaydı, dördüncü kişinin adı ne olurdu? Ne olurdu? Fuat Güner. Çok zor bir durumda kaldım şu an yani. Ben YouTuber'ım, sen düşün. Çok güzel yer burada duruyorsan. Özcan Deniz ve Alişan. prestij müzik günlerini anmak için haftada bir gün. Şu anda kazandım ama devam ediyorum. Ben başıma vardı bu. Bir şey söyleyeyim mi? Özcan Deniz de aynı mantıkla film yapıyor. Baştan alıyorum. Özcan Deniz ve Alişan eski o parlak prestij müzik günlerini anmak için her salı buluşuyorlar. ve gerçek bir durumsa bile çok komik. Bir şarkı çalıyor bu toplantılarda. Bu şarkı nedir? Nedir? Mahzun değiliz hiçbirimiz. Çok fena dağıttınız ortalığı. Yok yok, estağfurullah. Çok teşekkür Hayır, ederim. Hayır, Allah aşkına lütfen. Bir şey yoktu, hediye ver. Gibi ama telefon. Plaket çıkaracaksın. Evet. En hızlı. Şaka soracağım. Şaka sormak ne? Şaka yapacağım. Türkçem yok, gördüğünüz gibi. Geliyor. Emekliye ayrılan astronot için arkadaşları hangi şarkıyı söylemiş? Hangi şarkıyı söylemiş? NASA'dan bir bir eksiliyor dostlar. Hiçbir zaman varlığı ispatlanamayan, bir rivayete göre var olan, bir ömür boyu süren ve içerisinde işte tek bir fiil bile yaşanmayan ızdırap nedir? Nedir? Seks hayatın. Ben burada kaldım ya. Yani. Masada kaldım. Vallahi biz bir şey söylemedik. Teşekkür ederim. Biraz programlara baktım da böyle bir konsept var galiba. Mantar pana nasıl düşer? Nasıl düşer? Rap diye. En azılı ergenlik döneminde genç ve güzel bir kadın oyuncunun fotoğraflarına bakıp kendinden geçmiş olan şişman ve terli nerdlerin başına gelebilecek en iyi şey nedir? Nedir? Ah, berbat bir cevap. Ben yazmadım bunu öncelikle. Ben korkuyorum ya. Gülmeyelim ve geçsin, bunu atayım oradan. Berrak Düzün Ataç'ın yeni filminin PR'ı için programlarına katılması. Evet. Bu yazdı. Bence çok komik bir gerçek. Gidersen oradan ben oturmayacağım. Haysiyetimle oynanıyor gibi yani. Yok, insultlarım bitti. Okey, süper. İki tane öyle vardı. Google'ın kadın olduğunu nerede anlarız? Çok yanlış yer ya bunu yapmak. Neyse. Nereden anlarız? Cümleni bitirmene izin vermemesinden. Gerçekten çok yanlış. Özel olsun be. Buna tavır olarak gülme. Berbat bir tecrübe yaşatıyorum gibi herkese ya. Ben ama çok eğlendim. korktum biraz. Bitti korkma, mi korkma. Başka insanlarla ilgili bir şey. Heh, tamam. Bunlar bizimle ilgili. Bazı harika olmayan komedi filmlerinin ardından nihayet iyi bir film çekmeye niyetlenmiş oyuncu ve yapımcı aynı zamanda da bir YouTube kanalı açıp çeşitli konuklar ağırlayan ünlümüz kimdir? Kimdir? Oğuzhan Uğur. Benim de aklıma o gelmişti zaten. Ortamda bolca file ve top olan, skorların havada uçuştuğu ama sonunda herkesin kazandığı olaya ne denir? Ne denir? Grup seks.
Kendi silahı yandı. Ama bu gülme gibi değil ya, bu tebessüm yani. Bu şey istiyorsun, mutlu bir tebessüm bu. Hani hoşuna gitti, anladın mı? Peki, başka neler var ortamda? Güldü. Düzenli cinsel hayatı olmayan insanlara ne denir? Ne denir? Biseksüel bir değil. Keyifli. Küçük bir tebessüm ettirdi. Keyifli bir andı. Volkan Konak şarkılarının yapı taşları olan elementler hangileridir? Hangileridir? Dertliyum, kederliyum. Ben gittim. Merhaba. Merhaba. İlk kez karşılaşıyoruz. Evet. İnşallah son olur falan. Şaka yapıyorum. Buyurun. Hiç benim eski işlerimin birini izleme şansın oldu mu? Hangilerinin? Yani mesela... Zaman kazanıyorum. Hani vatanım sensin falan. Aa, yok. Bilgin var mı? Yok. Yok mu? Nasıldı? Güzel miydi? Güzeldi. Vatanım sen. Vallahi hiç çok kusura bakmayın. Yok, rica ederim. Bugün izleyeceğim hepsini. Hiç gerek yok. Neydiniz vatanım sensin de? Pardon. Ben kimdiniz? Şöyle bir karakterdim. Bir Yunan teğmendim. Yunan teğmendiniz. Orada. Evet. Peki. Bir Türk kızına aşık oluyor. Vay be. Evet. Peki. Tamam, öyle o kadar. Yani yok, çok da merak etmedim. Yok. Sen peki. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Tabii tabii. Lütfen. Kendinden küçük bir kıza başta bir tehdit oluşturup sonra onu koruyup kollamaya başlayan ve zamanla aralarında tuhaf bir duygusal bağ kurulan eli silahlı, burnu kemerli karakter kimdir? Leon değil. Nedir? Leon. Ama Jean Reno'nun oynadığı. Luc Besson. O da Leon galiba. Onun karakteri Leon'du galiba. Bana çok... Yani o... Ne? Ben Google şakasını sana yapmak istemiştim aslında. İstersen tekrar yapabilirsin. Olur mu öyle? Ay valla. Heyecanlı. Yok, başka bir şey yapayım. Kötü şeylerle devam edelim. Osmanlı'daki askeri düzene yazılmış yabancı şarkı hangisidir? Hangisidir? Yeniçerileydi. Bunu keseriz herhalde ya. Kötü ya. Keseriz herhalde ya. Felsefede idealar dünyasında tanımlanan ve maddelerin bir araya gelerek oluşturduğu ben kişisine ne ad verilir? Ne ad verilir? İzzet Altın Meşe. Ama neden? Cem? İzzet Altın Meşe. Bir daha beyaz tişört giymeyeceğim. Senin yüzünden olacak. Yok abi, estağfurullah. Bu aç gözlerim yukarıda. Kraliyet ailesinden ayrılmak isteyen Prens Harry neden bir anda tepe taklak olmuş? Neden? Düşesi gelmiş. Gitmeyi tercih etti yani, kaybetmedi. Emekleyen bebeklerin bir gün içerisinde koşmaya başlamasına pedagojide ne isim verilir? Ne isim verilir? Patik atak. Güldünüz bence. Güzel. Sayılıyor mu bu? Hayır ya. Çok içten güldü gibi geldi. Ama hoşuma gitti yani çok. O içten pazar. Okay, sadece sempatik. Hüsnü Şenlendirici'nin yoga hocası kimdir? Çok korkuyorum. Kimdir? Hüsnü Dinlendirici.
Çok hoş. Zorladım. Zorladım. Çıktı. Ayıp olmasın diye bir küçük hırlama gibi bir şey yaptım. Ben güldüm kabul ediyorum kendim. Çünkü içten büyük bir kahkaha vardı ama dışa çıkarken o bazen... O, evet, yeni albümde olgun bir kadın var. Daha... Evet. Ve hepsi bebeklerim bütün şarkıları. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Soğuk Savaş'ın bu bölümünü az önceki konuşmalarımızı kayıtta kesmediysek fark edeceğiniz üzere Biz Böyleyiz filmi ekibi kazandı. Kendilerini buradan tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Helal olsun. Bizi yenmek bir başarı değil öncelikle. Olan bir şey. Gerçekten kesinlikle. Biz böyle... Üzülsek mi üzülsek mi bilemedik açıkçası. Üzülme. Yani. Doğru tepki oldu. Bugünün özetiydi senin için. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Teşekkürler. Bizi böyle iş filmi hala vizyonda. Gidip izleyebiliyoruz. Evet. Siz de izleyebilirsiniz. Evet. Ne zamana kadar vizyonda? Yani Allah uzun ömürler versin diyoruz. Ben onun bir çıkış tarihi oluyor zaten. Öyle değil. Öyle değil. Yani izlendiği sürece kalıyor. Pardon, pardon. Öyle deme, öyle deme. Çıkış tarihi. Yani... Ama öyle, öyle zannediyorum. Ne olur ne olmaz. Sıkı bir sinema gidip... takipçisiyle karşı karşı. Programı hızlıca kapatmadan önce bir kazanma hareketiniz olması lazım. Çalışmışsınızdır diye düşünüyoruz. Hızlı say, hemen. Üçten geriye doğru sayacağım, yapacaksınız. 3, 2, 1. İyi güzel. Şimdi üzülebilirsiniz geldi.